Evet, öncelikle 2024-2025 sezonu Ereğli sporumuza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir pazar günü, güzel bir atmosferde, güzel seyircimizle lige güzel başladık. Bizim için çok zor bir maçtı. Çünkü yaklaşık uzun zamandır Ereğli spor olarak lige iyi başlayamıyorduk. Bunun için bizim için çok kıymetli bir 3 puan oldu. Burada futbolcu kardeşlerimi, teknik heyeti kutluyorum. Sahada inanılmaz savaştılar, inanılmaz mücadele ettiler. Bu mücadelenin karşılığında 3 puan olarak hanemize yazdırdılar. Hem Ereğli halkını mutlu ettiler, hem de yönetim kurulumuzu mutlu ettiler. Onların hepsinin alnından öpüyorum. Ama şurada bir parantez açmak istiyorum. Benim için en önemlisi Genç Ereğliler Taraftar Grubu'nu kutluyorum. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. Ereğli halkını kutluyorum. Çünkü onları yanımızda görmek bize çok büyük güç, çok büyük bir kuvvet veriyor ve moral veriyor. En önemlisi de sahada hiç küfür yoktu. Şiddet yoktu. Futbol vardı. Bu da benim için çok önemliydi. Çünkü ben futbolda şiddete ve küfüre karşıyım. Elimizden geldiği kadar en az şekilde bunları atlatabilirsek tüm Türkiye'ye örnek bir kulüp olduğumuzu, örnek bir taraftar grubu olduğumuzu göstermek en büyük dileğim, en büyük arzum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanıyoruz. Artık bu maç bitti. Pazar günü itibariyle bitti. Çoksa zor bir Çankırı maçına hazırlanacağız. Aslında bizim için ilk 4 hafta çok önemli. Çünkü biz biraz çalışmalara geç başladık. Takım şu anda %60 seviyesinde hazır. Maç maç üstüne koya koya daha iyi bir duruma geleceksin. Bu ilk 4 haftada ben kayıpsız istiyorum ama en az kayıpla ilk 4 haftayı geçirirsek ondan sonraki süreci sürekli zirvede kalacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü buradaki en büyük güvencem, inancım teknik heyet ve sporcularım. Çünkü bana verdikleri sözü tutuyorlar. Çünkü sahada savaşıyorlar. Bu savaş olduğu sürece bizim yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Burada bir teşekkürü de bizim liderimiz Sayın Halil Pospu'ya yapmak istiyorum. Her an her saniye yanımızda. 24 saat bizimle beraber ne yapabilirimi düşünüyor. Diğer teşekkürümü de benimle beraber bu yola çıkan aslanlar gibi mücadele eden, benimle beraber 24 saat gecesini gündüzüne katan yönetici kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. Bir mesajım da Ereğli halkına olacak. Allah rızası için bizlere dua etsin. Akın katının olduğu yerde hedef vardır, başarı vardır. Allah'ın izniyle Ereğli halkı rahat olsun. Biz savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. İyi sonuçlarla da döneceğimize yürekten inanıyorum. Teşekkür ederim. Özürlük aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın. Kimseyi sevmedim senin gibi.